Merhaba YouTube, ben Bir Kanlı Bir Çalışkan. Ütüyle video çeken adam serisine 2010 yılına gidiyoruz. Daha önce bu videonun belirli bir kısmını YouTube'a yüklemiştim. O videoyu izlemek için şuraya bir yere tıklayabilirsiniz. S350 CGI, direkt enjeksiyonlu benzinli versiyonuydu o. Bu videoda kalan her şeyi bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu videodaki araçlar hangileri? W221 kasa S serisinin birkaç versiyonu var. Bir de tabi C216 olan CL serisinden bölümler göreceksiniz. Bu noktada bir konuya daha değinmek istiyorum. Videonun içinde bir yerde birkaç tane böyle, hani derler ya, Easter egg, böyle sürpriz durumlar var. Bunlardan bir tanesi kullandığımız AMG olanlardan bir tanesinin motorunun Ozan Issız tarafından birleştirilmiş olması. Ozan Issız, eğer bu videoyu izleyeceksen bir gün, seni tebrik ediyorum. Harika bir motor birleştirmişsin. Öyle böyle gitmiyordu. Bir de tabii videoda göreceğiniz insanlar var. Onlara da buradan selam. Lafı fazla uzatmıyorum. Bakalım neler yaşamışım. Görüşmek üzere. Aldım. Duymayan varsa. Böyle bir sallanıyor falan. Baştan alıyorum. Sekansı görmenizi isterdim. O kadar güzel bir şey vardı ki, yol vardı ki. Ne yazık ki bunu size gösterme şansım olmadı ama S350 CGI ile biraz yaramazlık yaptım. O yüzden içeride hararet bastı ve sunroof'u açtım. Şöyle söyleyebilirim ki çok başarılı yani. 5200 mm uzunluğunda, yani 5 metrenin uzunluğunda bir otomobil, dingil mesafesi 3 metreye yakın falan filan bilmem ne. Ama bir küçük sınıf, yani bir Polo GTI falan gibi kıvrak bir otomobil. Serçe parmağımla kullanabilirim istersen. Bakınız. Şöyle. Hop. Ve o kadar da hafif bir direksiyon var istediğin zaman. Yani anlatacak pek bir şey yok. Araç kendini anlatıyor zaten. Bak mesela. İkiden bir attım. Ah yavrucuğum. Ah. Ki bu S350 yani. Bunun S500 var. S600 var. S63 AMG'si var. Var oğlu var yani. S65 AMG'si var. Yani. Ya bu kadar teknolojiyi bu fiyata sunmaları bile bir mucize bence yani. Yani bir işçilik hatası buldum. Onu da size göstereyim, eğer gösterebilirsem. Şöyle elimi değiştiriyorum. Bak mesela. Şuradaki birleşme noktasında hafifçe şurası kalkmış. Hafifçe ama. Tek bulabildiğim işçilik hatası bu. O da benim gibi bir manyak görebilir muhtemelen. Oh. Ya detaya gel. Mesela vites değiştirme tuşları var. Artının arkasındaki de çıkıntı var. Küçücük bir nokta. Ekside ise girinti var. Bak şöyle göstereyim. Hatta bak nasıl göstereceğim şimdi, bekle. Görüyor musun? Bak şurası. 10 numara ya. 10 numara. Her şeyle 10 numara yani. Rakibi yok bence.
Yeah baby. Öndeki aracı çok yaklaşmışım. Şimdi şöyle bir durum var. Hazır müzik durmuşken keseyim. Koltuklarım bir opsiyon listesine sahip şu ara. Baştan alıyorum. Şu anda kullandığım otomobilde yüklü bir opsiyon var. Ve bunlardan bir tanesi de özel koltuklar. Deminden beri çok dinamik sürüşler yapıyorum. Ve koltuğun yan tarafları her viraja girdiğimde ters tarafa doğru bir bel tarafından sarıyor. Bitmiyor. Şu an masaj modum açık. Yavaş, sakin bir tipte masaj yaptırıyorum aynı zamanda. Bunun haricinde istersem koltuğun omuz bölgesini, kalça bölgesini, bel bölgesini ayrı ayrı şişirip indirebiliyorum. Vesaire vesaire. Soğutuyorum, ısıtıyorum. Yani bu koltuk evinde olsa hiç kalkmaz. Televizyon karşısındaysan eğer böyle bir koltukta herhalde ömrünün sonuna kadar televizyon izlersin ve o Dombili Amerikalılar gibi olursun yani. Neyse ki değilsin. Şu an neredesin diye soranlar için söylüyorum. Côte d'Azur. Yani Fransız Riviera'sının en güzel şehirlerinden biri olan Cannes'dayım. Tabi burası film festivaliyle ünlü bir şehir ve işte şu anda Cannes sahilinde otelimize doğru ilerliyorum. İlk defa Cannes'a geliyorum, o yüzden bir heyecan var tabi. Daha önce lise gelmiştim ama Cannes'da hiç kalmamıştım. Festivaliyle ünlü bu şehirde bir S-Class'ta dolaşmak büyük bir keyif. Her yerde motosiklet var, çok yeşil bir yer. Şu an marinanın yanından geçiyoruz. Burada kim bilir kaç tane marina var. Ayrı konu ama çok güzel ya. Kendimi çektim zaten. Sağ sol çekeyim. Çok fazla bisiklet ve motosiklet kullanıcısı var. Böyle bir yerde de tabii ki Fransızca rap dinlemek gerekiyordu. Birazdan kullanacağım arabayı gördünüz. CL30. Güzelliğine bak ya. Mercedes CL ve S serilerindeki bu masaj ve koltuk ayarlarını göstermek istiyorum. Bu tuşa bastığınızda mesela basıyorum ve ekranda dinamik koltukların ayarları çıkıyor. Merk Command ismindeki bu şeyden istediğim gibi koltuğun istediğim bölümünü ayarlayabiliyorum. Mesela sırtlığın yan taraflarını biraz sıkılaştırmak istiyorum ve böyle belden çok güzel bir kavradı şu anda. Bir geri geliyorum. Mesela bel desteğini biraz aşağı doğru yapıp ileri doğru yaparsam tam böyle belime oturan bir ayar oldu şu anda. Bitmiyor. Minderlerin kenarlarından da biraz sıksın istiyorum. Bunu da gördüğünüz gibi 10 kademe olarak ayarlayabiliyorum.
Bu koltuklar sayesinde 50 kilo da olsanız, 40 kilo da olsanız, 150 kilo da olsanız bir şekilde size uygun bir ayar yapılıyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Biraz da omuz bölgeme, sırtımdaki omuz bölgeme öne doğru kaldırıyorum şu an. Hop, çok güzel oldu. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Ne var? Masaj fonksiyonum var. 4 farklı masaj fonksiyonundan yavaş ve nazik, yavaş ve sert, hızlı ve sakin, hızlı ve sert şeklinde ayarlar var. Ben şu anda kan gibi çok güzel bir sahilde olduğum için şu anda slow and gentle moduna alıyorum ki yavaş yavaş böyle koltuk sırtıma masaj yapsın. Aynı zamanda dynamic seat modu var ki bu sayede virajlara hızlı girdiğim zaman yan taraflardan koltuğun yanları girdiğim açıya göre beni daha rahat sarıyor. Bu dinamik bir şey. Yani sürekli bir sağa bir sola virajlara girdiğinizde sürekli yanlardan desteğini sürekli kılıyor. Çok başarılı bir şey. Tabii bunu istersem bir alt şeye geliyorum. Şu an sürücü koltuğunda yaptım bunu. Ama istersem sağ koltuk yolcusu için de benzer şeyler yapabilirim. Şu anda çekimi yapan kişinin oturduğu koltukta mesela değişiklikler yapacağım. Mesela soralım masaj fonksiyonu ister misiniz diye. Yapalım var değil mi? Ondan sonra 4 farklı şeyden 1 ile 4 arasında bir seçim yapın lütfen. Ben de bir istiyorum. Size de bir ayarlıyorum. Bunu opsiyon olarak alabilirsiniz. S ve CL, yani CL ve S serilerini bunu opsiyon olarak edinebiliyorsunuz. Biraz pahalı gelebilir ama kesinlikle buna değer. Böyle bir koltuk evinizde olsa eminim ki televizyon karşısında böyle bir koltukta oturmaktan mevcut kilonuzun üstüne birkaç 10-20 kilo eklersiniz ama tabii hani otomobilin içinde olduğunuz için çok güzel. Yani hani keşke her otomobilde böyle bir koltuk sistemi olsa. Bununla da bitmiyor tabii. Isıtma ve soğutma fonksiyonu da var. Daha ne olsun? Özelliğini göstereceğim. Diyelim ki şeridi şu an olmadı ama şimdi tekrar yapacağım şu kamyon gelmeden. Diyelim ki şeridi geçiyorsunuz. Olmadı. Oldu, olacak ama. Kesik şerit olduğu için şu anda yapmıyor. Diyelim ki şerit hilali bakayım şu an. Solluyoruz zannediyor. Evet, solluyoruz zannediyor. Demek ki düz bir şerit bulmamız lazım. Devamlı şeritler olduğu zaman aracı izinden aracın izinden çıktığını düşün, şeridine geri sokuyor. Yani süper bir sistem ve hani direksiyonu bıraksan bile o kendi şeridine geri döndürüyor. Arkadan bir arkadaş geliyor, hemen yol açalım. Sport alayım. Burada da yazdı zaten. Şimdi bakalım bu virajlarda nasıl tepkiler verecek. Ay. Ay. Ensenle çok başarılı. Hiç çektiğim hiçbir şey anlaşılmayacak. Değil mi? Aldım.
şaka gibi. Şu an içinde olduğum otomobil Mercedes'in yeni geliştirdiği 5.5 litrelik çift turboya sahip olan 8 silindirli motoru barındıran S63 AMG. Eminim ki bu motor sonrasında çok fazla ödüle sahip olacak. İnanılmaz bir sesi var. Şu anda bardaklıktaki şişeler titreşimden dolayı titriyorlar. Dijital gösterge, analog görünümlü dijital göstergede 320 kilometrelik hız takometresi var. Ve şöyle de bir sesi var. Duymayan varsa. Böyle bir sallanıyor falan. Birazdan kullanacağız. Hadi hayırlısı. Bu işi yapmanın güzelliklerinden bir tanesi de şu. Önümdeki araca bakarsanız o bir CL63 AMG. Peki benim içinde olduğum aracın ne olduğunu zannediyorsunuz? Bu da S63 AMG. Dolayısıyla çok da önemli değil. Sonuçta bunlar yeni CL ve S63 AMG modelleri ki şöyle oluyor. 5.5 litre çift turbolu V8 motor. Of. Çok güz ve çok beygir ya. Çok güçlü. Aklın hayalin alamayacak kadar güçlü yani. Birazdan yolda da çekeceğim. Wow diyorum. Allah diyorum ya. Şunların güzelliğine bak diyorum. Bu arada tabii biz bu arabaları kullanıyoruz ama mesela şöyle bir galerinin önünden geçiyoruz Jaguar bayi. Tabii bu arada şöyle de bir gerçek var. Abi iğrenç dizel sesinle bizi bozmazsan sevinirim.